Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Yazı işleri devam ediyor. Ömer Fethi Gürer'le Niğdemi CHP milletvekili sohbetimize devam ediyoruz. Ama son gelen bilgilerden biraz aktarayım. İşte Başbakan'ın istediği sorulara verdiği cevaplar devam ediyor. Bu arada Barzani oyunu kullandı. O arada açıklamalar da yapıyorlar. Mesela işte burada ben size de hep anlatıyorum ya, kaç gündür böyle bir şey havası doğurdular. Sanki bugün referandum oluyor, yarın da orada devlet kuruluyor. Hayır, böyle bir şey yok. Bir kere yani onun için biraz da ben şaşırarak izliyordum bizim hükümetin tavrını. Hani böyle sanki yarın devlet ilan ediliyor, kabul edemeyiz falan. Dur ya. Ankara Anlaşması dediler. O devlet kurulmadan zaten o Ankara Anlaşması geçmiyor ki. Önce bir devlet kurulup İran bitmesi lazım. Yani bu şu anda zaten fiili olarak özerk bölge. Bu özerk bölgede ben diyor bağımsız olmak istiyorum. Onu cebine koyacak. Yani yetkiyi aldım halktan, cebimde. Ha, bir hafta sonra da öyle bir maceraya kalkabilir. 2 sene bekler, 5 sene bekler falan. Şimdi tabii Türkiye için de söylüyor. Bir kere diyor ki yani bu bağımsızlık hemen yarın ilan edilmiyor diyor. Bir, iki, Türkiye ile ilgili hiçbir şey yok burada diyor. Biz diyor Türkiye'ye son derece saygılıyız ve her türlü desteği alıyoruz. Hiçbir zaman da Türkiye'ye bir tehdit falan olacağımız yok diyor. Yani sonuç olarak bir bugünkü iktidarın kötü gidişini durdurmak, yeni bir gündem yaratıp duyguları yükseltip özellikle bu milliyetçi duyguları falan yükseltip tepede tutma istiyorlar belli yani bizim iktidar tarafı. Ve işte burayı kullandı. Fakat bence evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte Amerika falan net tavır koyup da yani bir kere böyle bir gürledi ama yapamazsın falan demedi. Ona bence güvendiler. Yani Amerika bunu erteletecek. Erteletince de işte bizim saraydaki diyecek ki bak arkadaş işte biz nasıl bir dünya lideriyiz, böyle koduk mu oturturuz. Bak yapamadılar. Şimdi bu olmadı. Şimdi hadi ricat başladı. Ben biz aslında Irak'la bilmem neyiz de ibadiyle birlikteyiz de işte geç kardeşim. Geç. Barzani hala bu Neçirvan şu anda işte konuşuyor. Anlatıyorlar yani onların da tabii onlar da herhalde korkuyor canım. Yani o kadar da dünyanın tek gücü falan değil. Onlar da şu anda korku içindeler yani. Her şeye rağmen Türkiye'nin bir askeri operasyondan korkarlar. Yani yapar yapamaz ayrı olay. Ama bir şekilde operasyon yapılırsa canı gidecek yani. Ya da kendi iktidarı gidecek. Ona herkes farkında. Ama yani Türkiye'nin öyle bir takati gücü yok. Dışarıdan bu yetkileri falan almadan Amerika'dan yani. Bak daha yeni gitti kardeşim. Nokta koyacağım. Ben eserim, yürülerim. Bir de bizi rezil ederek, Türk milletini rezil ederek... Teröriste silah veriyorlar, bana vermiyorlar, parasını veriyorum, ağlamalar filan. Ne oldu? Aldın içeri, sırtını sıvazladı. 10 numara verdik ya, bu dedi, bu çocuk çok iyi dedi. 11 milyar dolarlık da Boeing anlaşmasını imzalattı. Şimdi geldi tezkereye yabancı askerlerin girmesiyle girdi. Meclis helal olsun, onu da onayladılar. Yani yabancı bir üst gelin askerlerine de yer vereceğiz. Onlar da konuşlanabilecek. Herhalde bu Amerika'dan başkası. Yani İran'a vermiyoruz herhalde, Afganistan'a da vermiyoruz. Amerika'dan başka gelip de burada toprak de yani konuşlanmak isteyen var mı? Almanların öyle bir isteği yok. İngilizlerin yok. Amerikalılar var. Onu da veriyorsun. Ondan sonra ama millete anlatıyorsun. Ben diyorsun şöyle yaptım, böyle yaptım. İnanıyor. Maalesef inanıyor. İşte ona güveniyorlar zaten. Bu milletin bir yerde bu feraseti, saflığı, iyi niyeti nedir? İran. Ha, o İKYB'nin tam açılışını söylüyor musunuz bana bir? Irak. Kürt bölgesel yönetimi değil mi? Heh, tamam, hayır yani herkes onu soran oluyor da ondan yani herkes de bu kadar yani İKBY nedir diye yani adam AKP'nin açılımını daha zor biliyor zaten bazı. Neyse. Evet biz devam edelim. Şimdi tabii bu konuşmalarınıza ek olarak ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Ben böyle bir heyecanla. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin yurt dışındaki yapacağı ve yapmakta olduğu her konuda da bildiğiniz gibi hükümetin getirdiği her şeye de biz destek verdik. Bunu da şunun için bir milli duruş göstererek dile getiriyoruz. Ama bir gerçeğin de altını çizmekte büyük yarar var. Adalet Kalkınma Partisi'nin belki de bugüne kadar ürettiği algı operasyonlarının sonuna geldi. Burada vereceği karar, burada yapacağı tavır, burada alacağı eylem onların ya gidişi ya bitişi olacak bence. Çünkü Türkiye'nin gerçek gündemini konuşamıyorsunuz.
günlük olarak biraz evvel anlatmaya çalıştığımız konuları konuştuğunuz zaman ya diyorlar ki hani ülke savaşa gidiyor. Siz hala ürünlerin peşinde misiniz? Hayvanın peşinde misiniz? İşte galiba zaten o işte. Sanki yani, savaşa gidiyormuş gibi yapıp. Öyle yaptığın zaman vatandaş kendi sorununun yerine ülkenin sorununu önemsiyor. Haklı. Çünkü ne oluyor? Ama bir gerçek var. Eğer Türkiye buradaki söylediklerinden sonuca gidemezse ve bugüne kadar var olan kırmızı çizgi, iddia, şu bu anlayışından da geri adam atar da oradaki oldu bittiği de seyrederse herhalde yurttaş gerçekleri tüm çıplaklığıyla görmüş olacak. Ben geçenlerde bir yaptığım konuşmada söylemiştim. Musul Kerkük kırmızı çizgileri yok ederek işte Şah Süleyman türbesini taşıyarak Yunanistan'ın Ege'de bize ait olan adalara bayrak diktiğini seyrederek bu ülkede başkomutan olunmaz. Nasıl bir şey bu ya? Yani işte oradan böyle esiyorsun gülüyorsun 18 ada var. Ve bunu kamuoyunun gözü önünde her gün burada tekrarlıyoruz. Kimsenin de umudu değil. Hükümet de cevap vermiyor. Başkomutanlık öyle olunmuyor. Ya bu ülkenin zaten bir tane başkomutanı var. Bir tane başkomutanı var. Yani ben ikide bir bu başkomutan lafı zaten ona alternatif göstermeye çalışıyor ki bu insanı da yaralıyor. Başkomutan falan yok kardeşim. İşte o bir sembolik savaş durumunda parlamento adına Cumhurbaşkanı denmiş o. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ten başka Türkiye'nin başkomutanı olmadı, yok, olamaz, olmayacak. Heh. O da öyle bir başkomutan ki kendi yetkilerini meclise süresi bitince, işlevi bitince devredebilen bir başkomutan. Yani olmayan başkomutanlığı kendine mal eden bir başkomutan değil. Onun için bu Barzani olayının sonuçları Adalet Kalkınma Partisi'nin dış politikadaki son durağı. Suriye olayında, Irak yer olayında, kalmadı İran yani olayında, Ermenistan olayında, Avrupa Birliği ülkelerle ilişkilerde, Amerika ile olan ilişkilerde, Rusya ile olan ilişkilerde hepsinde bir anlatacağı hikaye vardı. Ama burada hikayesi kalmıyor. Valla bilmiyorum. En son galiba biz Kuzey Kore ile bir papaz olup orayla böyle gelmeyeyim oraya diye bir yani Amerika'dan rol kapıp hani bak yani, kim kendine gel yoksa gelirim oraya falan şimdi derler mi? Şuna üzülüyorsun. Hani derler ya gülene ağlanacak halimize gülüyoruz noktasına geldik. Öyleyiz yani maalesef. Bir devlet ciddiyetiyle Türkiye Cumhuriyeti bir söz söylediği zaman ya Türkiye ne diyor denilen noktadan hiç kimsenin şimdi bizi değil sonucu ne olacak noktasına taşıdılar. Çok acı bir şey bu ya. Ben bir ülke yurttaşı olarak bundan üzüntü duyuyorum. Bırakın Cumhuriyet Halk Partili olmayı, şu partili bu ordu. Yurttaş olarak benim ülkemin bu kadar dış politikada itibarsızlaştırılmasını ben kabullenemiyorum. Ay kimsenin ciddiye yani alıyor. İnsan ya üzülüyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsun. Sonra mahcup bir edayla işte Bağdat'ı tanıyacağım diyorsun. Bağdat'ı şimdiye kadar zaten evet tanımamam. İşte biraz önce verdik mi gazete manşetlerini? Yani haddini bil, senin karatın kaç. Sen benim dengim değilsin falan derken işte bu gazeteler hepsi. Şimdi Can Bey ne olacak? Bazen konuşmalarımda söylerim. Biz ülke olarak Atatürk'ü doğru anlamda tanımadık. Bize karga kovalayan Mustafa ile asker Mustafa'yı öğrettiler. 3997 kitabı okuyan, bilgiyle bilimle buluşan, dünyayı algılayan, anlayan bir dehanın nasıl doğduğunu biz tam kavrayamadık. Çocuklarımıza Atatürk ol demedik. Çocuklarımıza Atatürk olmaları için de yetiştirmedik. Polis ol dedik, asker ol dedik. Ama hiç kimseye Mustafa Kemal ol demedik. Mustafa Kemal'in bugüne kadar söyledikleri bugün dahi sanki dün söylenmiş kadar bu ülke için geçerliyse o zaman oturup herkesin başını önüne koyup bir düşünmesi lazım. Yani şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Kendi değerlerimizi koruduğumuz zaman sonuca gideriz. Öyle sözle, yaparımla, ederimle, blöflerle falan büyük adam da olunmaz, büyük siyasetçi de olunmaz, büyük devlet de olunmaz. Vatandaşların duygularını okşayarak oy alabilirsiniz. Oralardan kendinize koltuklar sağlayabilirsiniz. Onlar sizi tarihte, geleceğe de taşımaz. Ülkeyi de istenen boyutlarda gelişip kalkındırıp büyük bir kimliğe erdiremez. Türkiye'de ne söyleniyorsa bununla ilgili gidin bakın, veriler üzerinden araştırın. Mutlaka söylenenlerin çarpıtmalarını içinde buluyorsunuz zaten. Ama bu dış politika. Bu diğerlerine benzemez. Yani samanı konuşabiliriz. Hayvanı konuşabiliriz. Demir yolunu, duble yolu konuşabiliriz. Ama dış politikada yapacağınız hata ile kendi var olan sınırlarınız dahil yarın ne olacağı belirsiz bir sürece taşıma ihtimalini de içinde barındıran tehlikeli bir sürecin yaratıcısı olma ihtimalini göz önünde bulundurmak zorundayız. Onun için ben bu süreci çok çok iyi okunması ve bu anlamda da Türkiye'nin yapacaklarını ve yaptım dediklerinin netice itibariyle sonuç alıcı olmasını temenni ediyorum. Evet. Şimdi mesela aynı sorun Almanya'da da var. Şimdi Almanya'da seçimler bitti. Evet. Merkel gene kazandı. Şimdi sevindikleri şu.
Efendim Merkel kazanmış ama oy kaybetmiş. Yani Tayyip Erdoğan işaret etti ya. Hani evet. bunlara kime vermeyin gitti? Dedi. İyi de mesela şunu oy görmüyor. Kime gitti? Irkçı partiye. Şimdi o daha ben tehlikeli. Şimdi bir kere şunu soruyorum. Acaba Türkler yani oradaki AKP'liler tabii o kadar büyük güç değiller ama hani Tayyip Erdoğan'ın sözünü dinleyip bu hem sol tarafa hem sağ tarafa oy vermeyip gidip bunlara mı oy verdiler? Hayır. Çünkü 13'e çıktı. Yani parlamentoya girdiler 80 milletvekiliyle yani. Kendi müthiş. Varlığından rahatsız olan insana bizim halkımız gider oy verir mi? Bu ırkçı parti Türkler Almanya'yı terk etsin. Ama işte onları güçlendirdi. Etsin diyor. Güçlendirdi yani. Bu, i̇şte bu yanlış Türkiye. Politikaların oraya vuracağını görmedi. Şimdi onu söyleyince diğer iki tane Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokrat Parti'yi kendisinin dizayn edeceğini düşündü. Ama onların yansımasının ne olacağını görmedi. Tıpkı işte, Irak'ta Barzani'ye verilen destekle orada ne olacağını görmedikleri gibi. Irak yönetimini yok saydılar. Şimdi orada Bağdat'ın o kadar müdahaleci olunca Alman halkı da olan bu Türkler deyip gitti ırkçılar. Abi. Ayrıca 54 tane milletvekili var biliyor musunuz şeyde şu anda? Yani Sosyal Demokrat ve Hristiyan Demokratlarında seçilen dün evet. 54 Türk var. Hani Türk düşmanı diye lanse edildi değil mi? Yani aman onlara oy vermeyin. Cezalandırın. 54 tane Türk seçildi ya. Artı Yeşiller'de var ki o Yeşillerin başkanı olan Cem Özdemir. Eğer o Jamaika hükümeti diyorlar ya şimdi renklerinden ötürü üç partinin şeyi. Dışişleri Bakanı olabilir mesela şimdi Cem Özdemir. Ne olacak? Onların seçeceğini gördüğü için yurt dışında okuyanlar ajan, üniversite öğrencileri ajan. Ama kendi çocuklarını unutuyor. Hepsi orada okuduğunu. Hepsini onları ya onları mı unutuyor? Yani. Bazen diyorum bu akıl tutulması gibi. Şimdi böyle bir lafı söyleyince bu lafın sana döneceği belli. Yani sadece kendi çocukları değil. Etrafındaki herkes yurt dışında okumuş. Yani damatlar öyle, bütün danışmanlar öyle, bazı bakanlar öyle, önem verdiği isimler öyle. Hepsi yurt dışında okumuş. Şimdi bir anda böyle bir ajanlar ordusu gibi bir durum var orada. Şimdi bunda kaynak aktaran kişilere de dikkat etmek lazım. Bu Jöleri diyor ki biz diyor Kürdistan bölgesi 3 yıl içinde Türkiye'ye evet. katılacak diye evet. Konferans konuşma diyor, yapıyor. Öyle diyor, bağırıyor böyle. Ben yani, diyor. Bir yıl göreceksiniz diyor. Doğru. Referandumu tutturmuş ama. Tutturuyor ama Türkiye'ye katılımı değil. Devlet olacağını göremedim. Yani, şimdi aklı bunlardan alırsanız. O görüntü varsa bir ara verebiliriz ama bilmiyorum yani şu anda. İlginç bir yeni süre. Bu sabah gördüm ben de. Yani alanda gezdiğinizde yurttaşların sorunlarını dinlediğinizde bunları sık sık gündeme getirme isteğinizin yanında bir de Türkiye'nin kendi hızla değişen. Şimdi oraya gelelim diyorum. Biraz onları konuşalım. Şimdi sizin bir özelliğiniz var. Yanılmıyorsam mecliste şu ana kadar evet. en çok soru önergesi veren evet. milletvekilisiniz evet. değil mi? Evet. Peki sayıyı biliyor musunuz? Şimdi 1687 yazılı 559 sözlü vermişim. 1687 yazılı 559 sözlü 1,5 yıllık bir milletvekili olarak. Yani 2 yılı doldurmadım. Bir peki kısmıdır. Kaçına cevap geldi? Bunun %50'sine cevap geldi. Bazı bakanlar cevaplarını veriyor. Yani yanıt aldığımız Tarım Hayvancılık Bakanı mutlaka veriyor. Aile Sosyal veriyor. Çalışma Bakanı veriyor. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan çok yanıt alamıyoruz. Mesela orası vermiyor. Başbakanlık veriyor. Maliye Bakanlığı veriyor. Bunlara sorduğumuz sorulara yanıt alıyoruz. Tabii ben KİT Komisyonu'ndayım. KİT Komisyonu'nun bir işlevi var. Türkiye'de biliyorsunuz özelleştirmeyle önemli kamu iktisadi teşekkürleri el değiştirdi. Yok oldu. Ama buna rağmen hala 70 tane var. Bir kısmı da varlık fonuna devredildi ya. Biz bunların Sayıştay raporlarını okuyarak denetimlerini yapıyoruz. Şimdi onları elinize aldığınız zaman çok ilginç olaylarla karşılaşıyorum. Bölge sorunları dışında, halkın sorunları dışında örneğin atanamayan sağlıkçı, atanamayan öğretmen, işte taşeron işçi, tarımın sorunları dışında oradakileri de gündeme taşıyorum. Onları çıkardığım zaman soruları çok ilginç sonuçlarla karşılaşıyorum. Örneğin devlet demir yollarında çok başarılı işler yaptık diyorlar. Yaptıkları Ankara İstanbul arasındaki yüksek hızlı trenle ki o da yüksek hızlı tren değil bir bölümü hala hızlı tren onu da bitiremedi. Evet. Bir de Konya'ya kurdukları yüksek hızlı tren hattı var. Onun dışında hala Türkiye'de devlet demir yolları %87'si tek hat üzerinden işliyor. Yani devlet demir yollarında öyle aman aman çok bir şey yapılmamış. Onun yanında... Tabii bu hızlı tren herhalde maliyet de yüksek olduğu için rakamsal verince yani şu kadar yatırım yaptık tabii. Ya, onu diyorlar. Öyle söylüyorlar. Bir de söz verdikleri yatırımlar var. Diyorlar ki işte şu proje, bu proje geldi, geliyor. Başlama süresi geçmiş, bitme süresi geçmiş. Hala o projelerle bizim yurttaşlarımız yürüyor.
Şurada Söğüt'te çeşme var biliyorsunuz Haydar Paşa'nın oradan gelirken vicdanım sızar, insan için sızar. Bir Gebze halklar arasında evet. 6-7 yıl olmuş. Ben gelip gittikçe bakıyorum ne oluyor diye. Daha yeni yeni başlıyor. 2018'de biteceğini söyledi. Halbuki projenin çoktan bitmiş olması ben gerekiyor. Ben çocuktum. Yani 50 yıl önce biz o hatta biniyorduk. İkinci hatta nedir? Sirkeci'den Halkalı. Evet. Bunlar iki tane üstten giden metro yani işte. Evet. Banliyö treni. Şu anda siz bunca nüfus yoğunluğunda onları kaldırdılar. Şimdi tabii hatlar döşeniyor tekrar ama, ama 6 sene 3 sene durdu. Yok ettik. 3 sene durdu. İstasyonlar bitti. Yıkılan lojmanlar 2500'e yakın şu anda lojman boşmuş. Bakan soruma verdiği yanıtta kiracı arıyorlar. Nerede bunlar? Devlet demir yollarında. Hayır yalnızca devlet demir yollarında. Ben demir yolcu çocuğum. Biz lojmanlarda kalabilmek için can atıyorduk. Yok çünkü personel koymadılar. Bir istasyonda geçmişte olan sayının çok altında memur var artık. Onun için kurumların ne tarafından tutarsanız elinizde kalır. Mesela TOKİ çok soru önergeleriyle gündeme taşıyorum. TOKİ'de 24 bin kişi TOKİ aleyhine dava açıyor ve 21 bin kişi davayı kazanıyor. Orada da 130 trilyon civarında olsa gerek, tam rakamı almadım, ödeme yapılıyor. Yani gelenin neredeyse bilmem ne kadar konut vatandaşa ceza olarak ödeniyor. Bunun gibi sorduğumuz sorularda gelen yanıtlarda Türkiye'deki söylenenlerin takipçisi oluyorum. Ya da oradaki Sayıştay raporlarına gündeme getirilenlerin izleyicisi oluyorum. 2011 yılında sorduğum bir soruda Eti Maden'in özelleştirilen... 2011'de ama milletvekili değilsiniz. Değilim. O dönem Sayıştay'ın yaptığı incelemede diyor ki Sayıştay, Sayıştay raporları üzerinden söylüyorum. 2011 yılında diyor Eti Maden'in diyor bakır işletmeleri özelleştirileceği zaman diyor Sümer AŞ'ye devredilmiş Eti Maden'den. Sümer AŞ'ye devredilen bu yerde hurda 1 liraya satılmış. Ama diyor bu hurdanın değeri 18 milyon dolar diyor. Bununla ilgili işlem yapsın. İşte bunu soruyoruz. Bunu mezarlaştırma yani sebebim sorun önergesi yapıyor. Şu şey vardır bazen işletmeleri hani özelleştirme adına 1 liraya devrederler. Evet. Bu hurdayı mı vermiş? Hurdayı vermişler. Ama hurdayı satarsa 18 milyon dolar. Oranın, devlet niye satmıyor da? Oranla neredeyse satış bedeline yakın bir rakam. Yani işte Sudan çiftlik olayında yazılı soru önergesiyle ortaya çıkan olay. Bu orada taşıma, ne var? Yani Sudan'da ne var? Sudan'da yani şey da, olan yani anlattığınız ilk yarı da orada hani usulsüz ya da kötü usulsüz olan. Usulsüz değil. Türkiye'de sen tarımı bitirmişsin. Gitmişsin Sudan'a tarımı öğreteceksin. Önce kendi ülkende tarım yapmayı öğret. Madem olanaklarım var, bu kadar bilgim var, kapasitem var, madem bu kadar biliyorsun gel Türkiye'de. Sonra bu taşımalı eğitim, bunu sordum işte biraz evvel rakamını verdim, tam yayına girdik. 1.380.677 çocuğumuz taşınıyor. Bu şu demek, bu taşınan çocuklar yaşları da farklı olduğu için sabah affedersiniz kusma dahil her sorunu yaşayabilecekleri bir ortamda yolculuk yapıyorlar. Çünkü küçük çocuklar. Ne çok erken çıkıyorlar tabii. Sahipsizliği var çocuğun, servislerle gidip geliyor, servisle taşınıyor. Bu çocuğun orada yemek, gıda, beslenmesiyle ilgili oluşturulan ortamda hijyen veya istediği besini alabilme sorunu var. Bu çocuğun velisinin taşımalı eğitimde okuluyla gidip ilişki kurma şansı yok. Şimdi nasıl gidecek tabii her yani gider de. Başka bir şey daha söyleyeyim. Muhtarlar mesela Cumhurbaşkanı sık sık muhtarları çağırıyor meclise. Saraya. Bizimkiler de alkışlıyorlar. Ben soruyorum muhtarlar için ne yaptınız? Muhtarların yetkisini budadılar. Muhtarların geçmişte gidip bilirsiniz bir il muhaber şunu bulacağınız zaman muhtara giderdiniz. Diyorum ki arkadaş bu muhtarların haklarını gasp ettiniz bari yeni haklar verin. Ne verin? Bir sekreter verin muhtara. İl özel idare ya da kaymakamlık karşılığı. Şu anda kullandığı malzemenin parasını cebinden ödüyor. Bunu karşılayın. Silah veriyorsun muhtara. Muhtarlık bitti mi silah için ruhsat harcını cebinden yatırıyor. Bunu karşılayın. Ya da muhtarlardan bir temsilci seçilsin her bölgede. Belediye mensubuna direkt alın. Bununla ilgili kanun teklif verdim. Yani ne diyorlar ona? Mesela? Kanun teklif verdim. Bakacağız kanun teklifine ne diyeceklerini. Çünkü bunlar biz sıra çok zor gelir. Yani bunun gibi emekliler. Şimdi emeklilere ne diyorlar? Refah seviyenizi yükseltiyoruz dedi, değil mi? İlaçta katkı payını kaldırın diyoruz. Kanun teklifi de verdik. Bunu soruyorum. Niye kaldırmıyorsunuz? Emekliye bu kadar söz vaatte bulunuyorsunuz ama emeklinin yaşamını iyileştirecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Emekli bugün yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Şimdi emekli için ilaç katkı payını kaldırmak yapılabilecek en kolay işlerden birisi. Ama kaldırmıyorlar. Ama işte sağlıkta, para geliyor işte. Sağlıkta biliyorsunuz devrim yaptık diyorlar. Sonra
acilde yeni düzenlemeye gittiler. Çünkü yurttaş gündüz gittiği zaman para vermekten mağdur olduğu için gece gidip acilde muayene olmaya başlamıştı. Onunla ilgili bir yeni düzenlemeye gittiler. Şimdi emekli yurttaş hastanede aldığı hizmetten mutlu değilse, yurttaş acile giderek sağlık hizmeti almaya uğraşıyorsa, sağlık dediğiniz hani çok büyük reformlar yaptınız dediğiniz yerdeki sorunu görebiliyor musunuz? Gıda terörü almış başını gidiyor. Şimdi konudan konuya giriyoruz. Biraz da sürenin azı hani 10 saat olsa belki daha fazla konuşacağız da. Şimdi gıda da helal gıda diye bir şey var. Hı. Ben bunu da sordum yazılı soru olarak. Bu verdiğim 1687'nin dışında şu anda 100'e yakında imzalayıp verdiğim bir soru var. Kafama takılan bir şey var. GDO'lu ürünlerin Türkiye'de üretimi yasak. İyi de GDO'lu ürünlerden üretilmiş yemin Türkiye'ye girmesine izin veriyorsun. Peki GDO'lu ürünü Türkiye'de üretmediğine ve bunun da sağlık açısından sorunlar olduğunu söylediğine göre, ki geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin bir tarım dergisinde yerli tohum geliştirelim konu verdiği mülakatta iki tane sureden bahsederek GDO'lu ürünlerin üretilmesinin günah olduğunu belirten bir de açıklamasını okudum. Şimdi bu durumda GDO'lu ürün Türkiye'ye geldi yem olarak 22'den 42 herhalde çıkardılar. Bunu yiyen hayvan kesildi. Helal gıda mı değil mi? Şimdi bir de bu helal gıda diye bir şey ürettiler ya. Şimdi ya kafalarını iyice karıştıracaksınız bunlar. Şey Türkiye'de bunun dışında mesela şeker pancarını bitiriyorlar. Niye? Nişasta bazlı Amerika'daki Cargill'in veya diğer firmaların birkaç firma daha var. Onun Türkiye'de pazarını genişletmek adına. Şeker için Türkiye'de kotayı yükseltiyorlar. Nişasta bazlı şeker için %10'dan %50'ye çıkarıyorlar. Bugün Avrupa Birliği'nde çoğu ülke başta Fransa şeker pancarını korumaya almış. Sen şeker pancarını Türkiye'de... Bu ilçenin ta Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir sürü bir şeyi var. Şeker. Çoğunu kapattılar, bitirdiler. En son şimdi Alpullu tekrar çalışmaya başladı. İşte ilklerden biridir. İşte ilk galiba. Ben onunla ilgili de işte şeker de bizde kitle olduğu için şu söylediklerim hepsi kit komisyonunda soru önergesi verdiğim konuları sorduğunuz için onların üzerinden gidiyorum. Orada da soruyorsun. Çok enteresan şeyler ama yani aklınıza geldikçe bana yani çünkü 1600 soru ya buna ne vakit ne zaman neye dikkatinizi çekiyor yani. Ben kahveye gitmem. Gittiğim, yaptığım iş kendi bölgemde köy kasaba gezmenin dışında oturup kitap okumaktır. Okuduğum kitaplardan gördüğüm yanlışları da gündeme taşıyorum. Olumsuz ama Sağlık Bakanı, şimdi Başbakan Yardımcısı kürsüde şunu demişti. Ya biz sizin sorularınızdan çok yararlanıyoruz dedi. Çünkü Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, Tarım Bakanı, bir de Enerji Bakanı adına Başbakan Yardımcısı şimdi görevden giden Veysi Bey 5 günde benim 120 sorumu sözlü olarak kürsüden yanıtladılar. Nabi Avcı bir de Kültür Turizm Bakanı. O sırada hatta Ramazan'dı, su içmeyince bitkin de düşüyorlar şimdi soru çok olunca. Tek tek yanıtladılar. Mesela turizmdeki yaşanan sorunları hep gündeme taşıyorum. Nevşehir'de, Antalya'da, kendi bölgemde olanları onları soruyorum. Biraz evvel Sağlık Bakanı... Mesela ne soruyorsunuz? Aklınızda kalanı ben hani... Mesela Sağlık Bakanı'na şifalı bitkilerle ilgili Türkiye gündeminde bir sürü televizyonlara çıkıp anlatanlar var. Yurttaşlar bunlardan etkileniyor. Bunlar ne kadar gerçekçi diye soruyorum. Örneğin dizüstü bilgisayarın çocukların yaşamlarında olumsuz etkisinin var olup var olmadığını soruyorum. Çok vatandaşımız bilmiyor ama bunu bir profesör de açıklamıştı. Kullanılan elektrik lambalarından alınabilecek olumsuzlukları soruyorum. Baz istasyonlarını soruyorum. Baz istasyonlar için farklı görüşler söyleniyor. Bugün 100 binin üzerinde baz istasyonu olduğu rakamla geldi, verileriyle geldi. Bunların hepsini kaynak olarak bir de şu faydası oluyor. Benim sorularımı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ömer Fethi Gürel sayfasına girince yanıtlarını alan bazı akademisyenler onlardan faydalanıyor. Bu veriler başka yerlerde çok yok. Yani bazı şeyler tabii sorulmadıkça kimse yazmıyor. İşte çocuk işçiler. Asköbet'te de yok bunlar. Örneğin çocuk işçiler 100 binin üzerinde olduğunu bakan rakamıyla açıklıyor. Mesela onu ne diye sordunuz çocuk işçileri? Türkiye'de yani çocuk işçilerin ne kadar şu anda sigortalı olarak çalıştığını, ne kadar kayıt dışı olduğunu ve bu çocuk işçilerden ne kadarının öldüğünü sordum iş kazalarında. Onun da şimdi çocuk işçi diye ayrı bir şey mi var? Mesela çırak mı? Çocuk işçi 18 yaşı altını çocuk işçi sayıyor. Çırağı çocuk işçi saymıyor. Çıraklık stajyerleri
hukuken işçi tanımı içinde göstermiyor bizim devletimiz. O nedenle yani çıraklık 25 yaşında da olur diyorsunuz. Yani. Tanım olarak çıraklık ha. Ama bunların çıraklık dediğim 10 yaş altı veya 10 yaş civarını değerlendirerek stajyer öğrencilerle birlikte ele alıyor. Bunun gibi güncel ve yaşanan sorunları bakanlara sorarak hem onlara bir yerde bu konuya da dikkat edin. Örneğin kadın sığınma evi ne kadar Türkiye'de var? Ve bu kadın sığınma evlerinde kalanlardan kaçı cinayete kurban gitti? Biliyorsunuz ülkede kadın cinayetleri %419 artmış. Kadın evlerinin çok gizli olması lazım. Olması lazım. Onları da belediyelerin şartlar ve koşullar kalınabilecek derecede uygun yapması lazım. Ya da devletin psikologundan tutun da ona göre yönelik oradaki kişiye farklı desteklerde vermesi lazım. Fuhuş. Türkiye'de fuhuş almış başını gidiyor. Bunların 15 yıllık dönemde %700 artmış. Kaç? %700 artmış fuhuş. Onun yanında uyuşturucu. Artık durun, o kadar çok konu söylüyorsunuz ki bir durun. Ya %700 artan evet. Bir fuhuş. Evet. Yani sektör ülke var. Giderek daha muhafazakarlaşıyor. Evet. Daha böyle din şeyi oluyor ama bu arada da bu patlıyor. Fuhuş var. Uyuşturucu ahlaki patlıyor. Bir olay. Uyuşturucu. Uyuşturucu da %600'lerin üzerinde patlamış. Şimdi bakınız ortaokul öğrencilerine inmiş. Bazı kasabalarda diyorlar ki çocuklarımız uyuşturucu kullanıyor. Bunları kurtarın diyorlar. Ha orada yapılması gerekenlerde emniyet falan uğraşıyor. Ama onun bir bütüncülüğü var. Ailesi, emniyeti, belediyesi, devleti. Ben o konuda da mesela belediyelerin zabıtalarının da gerekirse silahlandırılıp bu konuda çalışma içine katılmasından yanayım. Ama yani burada bunların bilmiyorum nasıl olur ama yani sonuçta mal gelmezse bunların hiçbiri yok. Mal geliyor şimdi bir yerden. Malın gelmesi var. Yani. Bir de onun kullanım alanının genişletilmesi var. Bakınız şurada devlet okullar açıldı diye operasyonlar yapıyor. Televizyonlar gösteriyor. Çocukların oyun hamurunun içinde uyuşturucu pazarlandığını televizyonlar gösteriyor. Yani. Geldiğimiz boyut bu. Bu nereden giriyor? Sonra mesela kaçak sigarayı soruyoruz. İşte hani laf lafa açtığı için söyleyeyim. Uyuşturucu işte gibi. Biraz önce konuşuyordu Barzani. İşte yani devlet Türkiye'de tekeli kapattık, sigara fabrikalarını kapattık, sigara içimini mi düşürdük? Hayır. Tütün üreticisi çiftçi yok oldu. Bir de kötü bir tütünle şeyi arttırdılar. Yani kanser ve diğer hastalıklar arttı. Çünkü bizim tütünle yani daha önce yapılan sigaralar yani şimdi tabii sigara iyidir kötüdür şeyi yapmıyorum ama hani katkı maddelerinin çok az olması nedeniyle o filtresiz de olsa o bafralar birinciler, gelincikler, yeniceler, Samsunlar. Evet. Şimdiki sigaraların yanında masum yani. Hani ha yani aman şey olmasın. Sigara sanılacak bir şey değil. Ama, ne içki hani, içinden ne sigara. Ama de, içiyorsa da vatandaş yani, onun da fabrikasını kapatma. Şimdi sen bunu sadece Amerikan tütününe mahkum ettin şu anda Türkiye'yi. Başka hiç ne oluyor? Şimdi ben şeyler çok görüyorum. Artık kaçak mıdır değil midir? Hepsi böyle işte saf tütün, maf tütün diye bunları satan yerler açıldı şimdi birçok. Her yerde var. Bir de bizimkiler içkiye karşı çıkıyorlar müftülerimiz filan. Sonradan da içkide en çok vergi de içkiden alınıyor. Devlet demiyor ki ya bu bizim müftüye gidiyor, dini bütün insanlara gidiyor. Şundan vergi sıfırlayayım da demiyor. En yüksek vergiyi de içkiden alıyoruz. O da maaş oluyor. Yani o tabii çok yani o da bir konu. Ama o da başka bir şeye yol açıyor. Mesela şu anda muazzam evlerde içki üretiliyor. Başka. O işte o alkol şeyini bir metil alkol, etil alkol şeyi var. Yani karıştırdığı an ölümlere ya da körlüklere sebebiyet veren. Yani yokluk yoksullukta ucuz olana yönettiği için de. Ama yani şimdi bir şey diyeceğim. Yani. Bir ben şaşırdım. 97 lira rakının şişesi. Evet. Hani litrelik 97 lira. Hani sonuçta o işte Türk içkisi diye bilinir. Sen bunu 97 lira yaparsan bunu içen adam da var ya yani bu ülkenin de %30'u. Can içki Bey, de içiyor, bak, onu da yapıyor. Şimdi söylediğinizle yaptığınız örtüşmezse bunların hepsine yol açarsınız. Şimdi kumar. Bu ülkede kumar da %600 artmış bunların önünde. Peki dönüyorsunuz. Hep bakın hep ahlaki şeyler. Bunları da sorduğum yani için devletin. Uyuşturucu şey fuş, kumar. Hep kumar, bunlar bakın, kumar, ahlak zafiyette. Kumarla ilgili bir şey söyleyeyim size. Bunların döneminde iddia diye bir şey çıktı. Hmm. Millet evini satıp iddia oynuyor. Milli piyango devam ediyor. At yarışı girmediği neredeyse il ilçe kasaba köy kalmadı. O kadar her gün yarış var. Yarış var. Ama bunun yanında bir şey daha var. İmam Hatip Okulu'nu spor toto geliriyle yapıyor. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Yani geçenlerde bir farklı görüşlü arkadaşla sohbet ederken dedi ki konuşuyoruz. Hani ismini vermeyeyim partisini. İmam Hatipler bizim İmam Hatipler olmaktan çıktı dedi. Nasıl ya dedim. Artık orada din filan öğretilen İmam Hatip anlayışından uzaklaştı. İmam Hatipler artık çocukların yarın iş bulabilmek için gittikleri okullara dönüştü dedi.
Başarı %5, iş bulma oranı %95. O zaman dedi İmam Hatip işlevini yitirdi. Şimdi camilerde imam yok biliyor musunuz? Onu sordum. Hani bölgeyi çok kullanmayayım diyorum ama 40 tane imam bizim orada yok. İmam bulunmuyor. Niye? Bu kadar mezun var. Mezun var, imam atayamıyorlar. Bir i̇mam de şöyle bir şey yani. Var. Bunları hep yazılı sorduğum için söyleyeyim. Gördüğüm bir şey daha var. Mesela atanamayan sağlıkçı, atanamayan öğretmen, atanamayan meslek dalları. Bu gözlükçe camla ilgili olanların mesela sağlıkta tanımları da yok. Onlarla optisyenlerle ilgili de sorduk. Sanat tarihçilerini sorduk. Mühendislerin durumunu sorduk. Orada sağlıkçılarla ilgili çok benim ilgimi çeken ve şaşırdığım bir olay. 2014 yılında başbakanken AKP Genel Başkanı çıkıyor diyor ki sağlıkçılar sizin 5 yıllık çalışmanıza karşı 1 yıllık yıpranma hakkınızı vereceğim diyor. Sonra 2017'nin referandumunda bu kez Cumhurbaşkanı olarak aynı sağlıkçılara sağlık yıl dönümünde topluyor saraya. Arkadaşlar diyor 2014'te size söz vermiştim ama diyor. 5 yıllık çalışmanın 1 yıllık yıpranması gerçekleşmesi. Şimdi diyor meclis 2 gün sonra kapanıyor. Kanun çıkmaz. Referandumdan sonra vereceğim diyor. Ve alkışlıyorlar. 2014, 2015, 2016, 2017 verilmemiş. Şimdi hala verilmemiş. Ama topluyor. Yapacağım vereceğim diyor ben. Alkışlıyor. Merak etme, tıpkı muhtar gibi. Neredeyse muhtarın gelirine özellikle büyük şehirlerde gelirine ait ne varsa ellerinden aldı. Adam gidiyor el patlayıncaya kadar alkışlıyor. Şimdi burada nasıl bir yaklaşım yurttaşta oluşuyor da bu kadar yetkisi hakkı alınırken, bu kadar olumsuzluk artmışken, bugün çoğu Anadolu kentinde sokağa dahi akşamları çıkmakta insanlar zorlanırken, bütün bunları gördüğü halde kuşa bak diyor, kuşa bakıyor, cebi boşalıyor, haber olmuyor. Nasıl yapıyor? Nerede dolduğunu mu acaba yani düşünüyor? Çünkü yani bunu böyle sadece din faktörüyle açıklamak kolay değil. Hani dinin tamam anlıyoruz yani bir kesim. Aman hiç olmazsa bunlar yani geçmiştekileri hep böyle laik Atatürkçü şeyi diye ama küçük bir kesim tabii yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Yani, dinle ilgili... Ama böyle bir %20'lik falan böyle bir kesim var yani bunlar aman başımızda ilk defa Müslümanlar şey oldu bir daha kaptırmayalım kaptırırsak 90 yıl gider falan zaten söylüyorlar. Onun yanında... Ama onun dışındaki insanlar demek ki başka bir takım gelirleri var. Şey, şimdi şöyle söyleyeyim bir kere algıyı dedim ya hep algı sürekli işliyoruz. Algı nedir deyince yurttaşa diyor ki işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaktığı çivi var mı? Çok vatandaş güzel. Geriye dönüp ya bu ülkede elektrik yoktu, bu ülkede un yoktu, şeker yoktu, bu ülkede demir yolu yoktu, bu ülkede karayolu yoktu. Bunlar ne zaman yapıldı diye sorgulamıyor. Sanki 2002'den sonra her tabii, şey tabii, başlamış her şey gibi algılıyor. Ondan önce yapılanları görmüyor. Mağarada yaşıyordu. Yani Türkiye'nin büyük üniversitelerini, devletin ciddi kurumlarını, önemli bankalarını, ne zaman kurulduğunun tarihine baksana. Bunların döneminde mesela açılmış bir tane büyük üniversite yok hani gerçek anlamda. Hep böyle bir takım kendi özel üniversiteleri var. İşte onlara bunlara arazi tat. Çoğu cemaatçiydi. Şimdi evet. Onları topluyorlar. Hepsi onların devlete tekrar geçti. Yani bir çok bir şey yok. Yani köprü işte inşaat anlatıyorlar. Yani ama bugünkü teknolojide ister yerin altından git, ister üstünden git. Şunu iyi beceriyorlar. Mesela şimdi diyorlar ya işte taşeronu çözeceğiz diye. Bizim taşeron kendine 3 ay söz verildi, 2 yıl oyalandı. Girdiğinden beri kadro bekleyen hemşerim yarın kalkacaklar törenlerle taşeronun adını değiştirecekler. Ona inanacak, alkışlayacak. Hı. Belki bir daha seçime oy verecek. Sonra aynaya bakacak, yaşadığı gerçekle karşı karşıya kalacak. Ya diyecek bunlar bize dalga geçmiş. Onun yerine gelen öbürü bu kez aynı olayı yaşayıncaya kadar örnek olarak kabul etmiyor. Geçenlerde biz Çanakkale'de yaptığımız adalet kurultayında, çalıştayında emeğe adalet bölümünün yöneticisiydim. İlginç bir tanımlama yaptı sendikacı arkadaşlardan biri. Dedi ki köydeki sorunu çözmezsek işsizliği önleyemeyiz. İşsizliği önleyemediğimiz için de sendikalaşmayı ya da işçinin hak alma mücadelesini gerçekleştiremeyiz dedi. Şu an Türkiye'de 15 milyona yakın sigortalı var. 15 milyon sigortalı içinde sendikalı olan sayısı yalnızca 1,5 milyon. Ki ama bunun da şey devlet top sözleşmeli olanında 670 bin. Bir de devletin yani AKP'nin kurdukları var. Hani orada şey için yani o. İşte 670 bin de grevli top sözleşmeli sendika var. Şimdi bu sendika 670 bin sendikalının dışında sendika diye bir kavram kalmadı. Sendikaları bitirdiler. Şimdi köydeki çiftçi ne yapıyor? Ürün ürettiği zaman geliri olmayınca şehre göçüyor ya da oğlunu gönderiyor.
Bu şehre gelen çalışanın yerine kendine sıra gelmesini bekliyor. O işçi çıktığı zaman veya çıkarıldığı zaman bu dese ki hayır arkadaş, o arkadaşımın çıkarılışı hakkaniyete dayanmıyor dediği gün o işveren onu çıkaramayacak. Ama o kadar çok bekleyen var ki 5 milyona yakın Suriye'de getirmişsin. Zaten nerede ne olduğu belli değil. En güzel laf o ya. Ben sokaktan istediğim gibi bulurum. Sen ne diyorsun? Yani hani bunu tehdit olarak da her yerde kullanılıyor. Yani. Sokakta bir sürü işsiz var kardeşim. Yani ne bana öyle kendini i̇şte, bulunması ilk kumaşı zannetme diyor. İşte tarım gelişmiş olsa, tarıma dayalı sanayi gelişse, bölgelerde üretilen ürünlerin üründe ham madde ürüne dönüşse, orada sanayi geliştiği için o tarafı da kayma olacak. Ve böylece ülkenin işçisi, çiftçisi, emeklisi, memur gibi yaşayacak. Şimdi sıkıntı, bütün her kesime yansıyan sıkıntıları işte bu yazılı sözlü önergelerinde dile getiriyorum. Ve orada soruyorum. Turizmle ilgili de çok sorduk. Örneğin, mesela turizmle neyi soruyordunuz? Turizmde şunu söyleyeyim. Bölgesel olarak bizim o bölgenin dışında da bilimsel kazıların, tarihi dokuların, yapılması gereken olanların sorularla gündeme taşıyoruz. Onun dışında Türkiye'de turizmde biliyorsunuz tek yönlü bir turizm geliştirilmişti. Şimdi işte dağ turizmi, inanç turizmi, buna benzer turizmin ayakları farklı noktalara doğru taşındı. Oralarda da gördüğümüz eksiklikleri gündeme taşıyoruz. İşte tabii otellerin boş olması, turizmin bu yıl Arap turistlerle kurtardığını söylüyorlar ama neredeyse sıfır fiyatta satıyorlar. Turizm gelirlerinde çok büyük kayıp var. Geçmişe göre önemli düşme var. Esnaflara verilen kredileri soruyoruz işte. Diyoruz ki KOBİ'lere ve sağladığınız kredi desteklerinde biliyorsunuz esnaflara ilgili şöyle bir uygulama yapıldı. Oradan oraya çok konu olunca geçiyoruz da esnaflara dediler ki sana kredi vereceğiz 50 bin lira. Adamcağız dosyasını hazırladı, gitti oraya bir baktı. Hı. Bankaya borcun olmayacak. İki kefil getireceksin. İşte zaten adam krediyi onu çaldı. Ama sonra banka, zaten öyle aldılar. O büyüme de galiba aldılar, oradan oldu. Dönüşü yok ama şimdi. Şimdi 250 milyar. O 250 milyar yatırımmış gibi. Şimdi de dönüşü olmuyor. Nasıl olsun ki adam onunla borç ödedi ya. İşte, sigorta orada, borcu ödedi. Vergi borcu ödedi. Onları piyasa borcu ödedi. Onları soruyoruz. Yani her kesimin bana iletilen veya benim alanda gördüğüm her konudaki eksiklikleri soruya dönüştürüyorum. Hangi sorulara cevap alamıyorsunuz? Şimdi buradan 1700 dediniz. Kaçına? 1687 yazılı 559 sözlü var. Sözlünün önemli bölümünü kürsüden aldınız. Ama yazılı olanların yazılı bir 700 civarında yanıt aldık. Çok ilginç. 500 falan da gelmiyor. Gelmiyor. Orada İçişleri Bakanlığı'na mesela özlük hakları ile ilgili sorularımıza dahi cevap vermiyor. Mesela neye cevap vermek istemiyorlar? Yani neyi görüyorsunuz? Hani şimdi mesela bu kadar memur, çok olunca hangi sorulara cevap geliyor anlıyorsunuz? İçişleri Bakanlığı'nda sivil memurların özlük hakları var. Bunların iyileştirilmesi gerekiyor. Ya da bu Adalet Bakanlığı'nda şu anda cezaevlerinde görev yapanlarla ilgili kadük kalan bir kanun vardı. Onunla ilgili bu hak ne zaman sağlanacağını sormuştuk. Cezaevi koşullarını soruyoruz. Cezaevindeki çocukları, kadınları soruyoruz. Bunlara cevap mı vermiyor? Bunlara şu ana kadar cevap gelmiyor. Bazen de süresi geçtikten sonra verilenler var ama genelde İçişleri Bakanlığı sorulara cevap vermiyor. İşte, peki bunun yaptırımı ne? Yani ne yapmanız lazım? Mesela ben çünkü CHP'de bunu çok görüyorum. Yaptırımı falan yok. Ama bir anayasada bir yazı şey var. Söyleyeyim. Yani diyor ki bir adam meclisi 15 gün içinde cevap verir diyor. Vermezse ne bir oluyor? Bir şey yok. Şimdi ne oldu? İşte 2019'a gidiyoruz. 2019 Türkiye'nin bana göre dönüşü, milat. Orada bitiyor yani. Eğer orada bu düşünce egemen olursa meclis şöyle bir meclis. Bir, sözlü son önergesi kalkıyor. Yok. İki, meclis araştırmaları iş tüzük değişikliği yaptılar. Eskiden okunuyordu. Şimdi onlar okunmuyor. İlgili birime gidiyor. Kürsüden okunması kalktı. Üç, yazılı soru önergesi verebiliyorsun. İsterse cevap verebiliyor. Muhatabın yok zaten mecliste. Dört, daha önce 20 dakikaya yakın çıkıp kürsüde konuştuğun söz hakkı 3 dakikayla sınırlandırıldı. Yani milletvekili olarak yalnızca hani Anadolu Kulübü'ne gidip akşam kadar oturmuş. Zaten Adalet Kalkınma Partisi milletvekilleri oylamaların dışında çok meclise de uğramıyorlar. İşi o kadar düşürüldü ki. Önemli olan komisyonların devrede olmasaydı. Şimdi meclise bakan gelmeyecek. Milletvekili bakan olursa milletvekilliği düşecek. Öyle bir yapı doğacak ki bir kişinin her söylediğinin doğru ve geçerli olacağı yerde meclis işlevi kalmayacak. Onun için milletvekillerinin önümüzdeki süreçte yazılı sorularına cevap verecek muhatapları da olmayacak. Çünkü bakan kime bakacak?
kendisini tabii atayan kişiye bakacak. Bürokrat da ona niye bakacak. Sana cevap versin? Özünde muhalefetin varlığı akıllı bir iktidar için büyük bir destektir. Şu sorulan soruların önemli bölümü kendi bürokratlarının eksik ve yanlışlarını bütünleştiren ve tamamlayan sorulardır. Örneğin sulamayla ilgili sordunuz. Ne kadar alan sulanıyor? Ne kadar, ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Niye bu bitmemiş? Bütün bakanlıklara, ilgili olan bakanlıklara, KİT komisyonunda olan bakanlıklara soruları yöneltiyoruz. Bunlar onların bir yerde faydasını oluyor. Şimdi geçtiğimiz yıl gene yaşayacağız. Önümüzdeki süreçte sıkıntısını göreceğiz. Geçen yıl bir karar aldılar biliyorsunuz. Bu yaz saati uygulamasını kaldırdılar. Çocuklar sabah ezanında gün doğmadan okula gitmek zorunda. Bunun ne faydası aldığını sorduk. Ne faydası aldığını? İşte sorduk, onun cevabını bekleyeceğiz. Gelmiyor değil mi? Çünkü orada zarar var aslında. Fakat işte, sebebi belirsiz, ona şey yapıyorlar. Devam ediyorlar. Yani bir şekilde yani neden çok şey yok. Şimdi şey sordum, bu çok önemli. Aklıma gelmişken bunu da size paylaşayım. Şimdi taşımalı eğitimde lise öğrencileri şimdiye kadar gidecekleri yere ilgili devlet tarafına ilgili yere götürülüyordu. Bu yıl yönetmelik değiştiğini söyledi. Ben Müsteşar Bey'i aradım. Öyle bir yönetmelik değişikliği olmamış. Şimdi diyorlar ki lise öğrencisi kendisinin gideceği taşımalı eğitim aldığı okula kendi parasıyla gitsin. Şimdi beni arıyor hemşire, haklı olarak köylü. Diyor ki ben bir çocuğa 250 lira ayda yol parasını nasıl vereceğim? İki çocuğa 500 lira yapar. Bu bana çocuğunu liseye göndermedi mi? İki, kız çocuğu bu tür taşımalı eğitimle gittiği zaman aileler oldukça tedirgin. Bir, başka bir kasabaya çocuk gönderiliyor ya da daha uzak mesafeye gidiyor. Kız de, çocuğunu okutmuyorlar. Bir de kız çocukların şimdi, durumu var tabii. Öyle bir sistem ki hem kız çocuğunu okutmayı engelliyorsun hem lise öğrencisine gitme diyorsun. Gidenler için bizim eczacı bir kardeşimiz aradı, Turgay Bey. Dedi ki yolda otostop yapıyorlar. Tehlikeye bakar mısınız? Türkiye yollarında eğer bu uygulama yaygınsa çocuklar okula gidebilmek için şimdi yaptıkları otostopu kış koşullarında nasıl yapacaklar? Yani geldiğimiz durum çocuğa liseye gitme, okuma, taşımalı eğitim alana, köyde kal, cahil kal anlamında bir düzenek. Şimdi bunları soruyoruz. Buna da sordum, bakalım yanıt ne gelecek. Benzer konularda işte atanamayan öğretmenler, söz veriyorsunuz 30 bin öğretmen atanacak, ne oldu diyorsunuz, onu soruyorsun. Ne kadar Çalışma Bakanlığı'nda işkura başvurmuş işsiz üniversite öğrencisini soruyorsunuz. İşte ona yanıt geldi, 657 bindedir ama 1 milyonun üzerinde olduğunu biliyoruz. İşte buna benzer soruların hepsini yönlendiriyoruz. Önemli olan toplumun yaşadığı sorunların bakanlara iletildikten sonra gelen yanıtlar üzerinden de biz de değerlendirme yapıyoruz. Verdiğiniz bilgilerin şu kısmına katılmıyoruz, buna katılmıyoruz. Örneğin ÖTV'yi niye yatlarda sıfırlıyorsunuz da mazot alan çiftçide sıfırlamıyorsunuz? Onu soruyoruz. Bunun gibi sorular. Ona cevap geldi mi? Ne diyorlar yani? Neymiş gerekçesi? Şimdi yani özel yatlarda mazot. Mazotla sıfır. İlgili destek verdiklerini anlatıyorlar. Bir de bazen iki sayfa anlatımda bulunuyorlar. Anlatımı okuduğunuz zaman da karşılığı yok. Yani oradaki anlatımda şu işte, biz mazot desteğini sağlıyoruz. Ocak ayında gidip alabilir ama çiftçi kayıt sistemine kayıt da olacak, Tarsim'e üye olacak. Böyle çiftçi de Türkiye'de çok az olduğu için bu konudaki destekten yararlanamayacak. Sen genelin indirebiliyor musun? Genel indiremiyorsun. Uygulamada diyorsun ki ben şu konuda destek teşvik veriyorum diyorsun. Onu alabilen senin kayıtlı olan. Kayıt dışı olan fazla. O zaman onu kayıt için almak için ne yapıyorsun? Onu teşvik edeceği hiçbir uygulaman var mı? Yani niye yurttaş kayıt içine girmeye istemez? Toplaştırma yapıyorsun. Onu soruyoruz. Toplaştırmada hangi noktadasınız diyoruz. Şunu şunu yaptık, bunu bu yaptık. Ama toplaştırma en büyük sorunlu noktalardan biri. Arazi toplaştırması. Ha. Şimdi araziler artık çok küçüldü ya, tarım yapılamaz hale de geldi. Bunları birleştiriyorlar. Şimdi toplaştırma yapıyorlar, arada yolu unutuyorlar. Şimdi tallanın yolu olmayınca nasıl vatandaş gidecek, ekip biçecek, başkasının tallasına geçilir mi? Bunları soruyoruz. İşte sulamayla ilgili sorular yönetiyoruz. Ürünle ilgili sorular yönetiyoruz. Bölgesel olarak Türkiye'nin bütününde olan sıkıntıları da gündeme taşıyoruz. Kendi yöremizde taşıyoruz. Önemli olan bakanların bizim sorularımıza verdiği yanıtlardan sonra bazılarının farklılaştığını görüyorsunuz. Örneğin ben Çalışma Bakanı'nın yaptığı olayda eski bakan ne dedi? Büyük annelere maaş bağlıyoruz dedi. Referandum öncesi. Türkiye çalkalandı. Böyle bir şey yok. Devlet falan bağlamıyor. Sanayi ve Ticaret Odası ve benzer kuruluşlar diyorlar ki bu kadınlarla ilgili yapılan düzenlemede
bu yarım gün çalışmasıyla ilgili oluşan tıkanma var. Bunu tüm güne çevirdik mi gene sıkıntı oluyor. Buna bir çözüm üretelim. Annenin işte kalma süresini uzatacak, yani anne çocuğuna bakacak bir yöntem geliştirelim. Kreşler yerine bir pilot uygulamayla büyük annelere çocuk baktıralım diyor. Ve bunu Türkiye'ye öyle sundular ki tüm sanki büyük anneler çocuk baktı maaş alacak gibi aldı, algıladı. Alt üstü 6000 kişiyle sınırlı kaldı. İşte proje konuşulmuyor bile. Sonra istihdam diyorlar. Bir bakıyorsunuz yaratılan istihdamla ilgili sorular da soruyoruz işte. Yarattıkları istihdamda 1 milyon 600 bin kişi işe girdi falan diyorsun. Siz de aman diyorsunuz güzel memlekette böyle bir şey. İmalat sanayine giren minen yok. Hizmet sektörünü alıyorlar. Onda çırak ve stajyerleri sayıyorlar. Çiçek dikiyorlar. Mesela ben şimdi görüyorum İstanbul Belediyesi en çok bu otoyol kenarlarında böyle yüzlerce insan çalışıyor durmadan. O, işte onları da yazık. 6 ay çalıştırıp çıkarıyorlar. İşte sonra bir seçime kadar umut bağlıyorlar. Tabii. Seçim yaklaştığımı geri alıyorlar. Orayı da öyle kullanıyor. Bir de CHP'li belediyelere de vermiyorlar orada. CHP'li belediyelere diyelim ki AKP'li belediye 15 tane işçi verirlerse CHP'ye de 2 tane veriyorlar ya da hiç vermiyorlar. Nevşehir'de bildiğim kadar vermemişler. Yine Niğde'de 1-2 verdiler. Bildiğimi bölge olarak söyleyeyim. Yani bunların hepsini soruyorum. Onlardan gelen yanıtlar üzerinden de değerlendirme yapıp görüşlerim. Çok anlatırız. Enteresan. Yani şey çünkü parlamenterin en önemli işi bu soru zaten bir iktidar nasıl denetlenir işte bu tür sorularla. Hem gerçeği ortaya çıkarmak hem de işte öyle gizli saklı bir iş yapmalarını önlemek. Bir de soruları kendim yazıyorum, kendim hazırlıyorum, kendim çalışıyorum. O da şey için baktım yani, şimdi sonuçta şimdi, 2015 1 Kasım değil mi? Evet. İşte iki yıl geçti diyelim yani tatilleri çıkalım. 600 gün var yani. Şimdi orada bir 600 de günde 1700 tane soru sormuşsunuz sözler hariç. Şimdi bir de orada şunu bırakmıyorum. Başbakan geliyor bir konuşma yapıyor. Diyor ki işte organize sanayi bölgesinde bedelsiz arazi verin. Bu bedelsiz verdiğiniz arazilerin daha sonra biz size yatırımcı bölgeye gelirse geri dönüşümünü sağlayacağız diyor. Sonra uygulamada bakıyorsunuz. Yatırımcı gelmiş, yatırım olmuş. O arsa bedelleriyle ilgili hiçbir geri dönüş olmamış. Altyapıyı yapmış organize sanayi. Diğer yatırımları yapmış. Organize sanayiler bekliyor ki devlet bize bu arsalar için para gönderecek. Göndermiyor. Onu soruyorum. Bunu ne zaman göndereceksiniz diye. Yani takip eden, izleyen. Bu anlamda meclis açık olduğunda sabah saat 8'de gidiyoruz meclise işte. Kapandığı ana kadar da meclisteyim. Valla harika. Elimden geldiğince bütün hepsini izlemeye çalışıyorum. Evet, bugün konuğum Niğde CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer'di. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Meclisin en soru önergesi veren, en çok çalışan, mesai de harcayan isimlerinden. Diğer arkadaşlarımız da çalışıyor tabii. Cam, o ayrı yani bu konuyu söylüyorum. Bundan sonra da benim de haberim olursa soru önergelerinden onları bir şekilde programda ve köşe yazılarında da vatandaşa duyurmaya çalışacağız. Çünkü bazıları sonuç alsanız da duyulmayabiliyor. Onları da duyurmak zaten bizim soruyorum, görevimiz. Basınımızla ilgili tabii yerel basının sıkıntılarının dışında reklamı kime veriyorsunuz? TOKİ'ye de sordum. Niye Sözcü'ye reklam vermiyor? Niye Korkusuz'a vermiyor? Niye cevap verdiler mi? Yok. Şimdi onunla ilgili rakamları verdiler ama niye gazetelere verdiler onu söylemedi. Ya da işte niye Türk Hava Yolları'nda Sözcü gazetesi yok? Bunları da Cumhuriyet soruyorsunuz yani. Soruyoruz. Onları peki da soruyoruz. Onların cevapları geldikçe bizle de paylaşırsanız. Evet değerli izleyiciler, Yazı İşleri bugün burada bitiyor. Yarın saat 11'de tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Halk Kitabevi Yazı İşleri'ni sundu.